Bu iş böyle yapılır. Gidişatı hiç iyi değil. Bu gidişle pek yol olamaz. Ama hiç sorun değil. İşleri yoluna koyma zamanı. Evet. Hadi yapalım şunu.
ne yapacağımı biliyor musun? Yaşlı bir ayıya asla yeni bir numara öğretemezsin. Çok yazık. Mutlu hasat zamanı. Büyülü bir gece, bir ay gecesi rüyası. Maskeli balo. Ben de tatilimi eğlenceli geçirmek istiyorum. Harika bir parti vereceğiz. Sevgili tavşan, bu herkes güzel kostümler giymeli demek. Şimdi benim kostümüm yok. Kostüm. Hemen bir kostüm bulmam gerek. Kim olacağım? Kim gibi giyinmeliyim acaba? Beni sadece bir mucize kurtarabilir. Hokus pokus. Sihir kullanırsam olur bu iş. Kül kedisi. Evet. Bakalım diğerleri ne yapıyor? Şimdi seni giydirme vakti.
Peri Masalı. Kuş kadar özgürdür gökyüzünde, onu yakalayamazsın deneme bile. Aşk kuş kadar özgürdür gökyüzünde, onu yakalayamazsın deneme bile. Ta 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 tam. Ve şimdi sen güzel bebek, bana aşık olacaksın. Hayır, ben onu seviyorum ve o da beni seviyor. Ya benim olursun ya da kimsenin olmazsın. Galiba hikayeyi biraz daha dramatik hale getirmeliyiz. Sonsuza kadar o bana ait, ben de ona aitim. Büyüyü bozmak için öpüşmemiz gerekiyor. Sonra o bana dönecek. Gidip gösterimi kocayı izlesem iyi olacak. Ne de olsa o benim gelmiş geçmiş en iyi sanatçı olduğumu biliyor. Thank you.
hiç önemli değil. Sonuçta televizyondaki futbol maçları gibi değil. Aşk kuş kadar özgürdür gökyüzünde. Onu yakalayamazsın, deneme bile. Ya benim olursun, ya da kimsenin olmazsın. Hayır kocayı bekle. Oyunun en iyi, en ilginç bölümünü daha izlemedin. Ama o bölüm harikaydı. Mesajı muhteşem. Alt metni ve içeriği de. Hey, ve o diğer şey de öyle. Sanatın dönüştürücü gücü. Şimdi oyunu izleyeceğiz. Ama bu peri masalımdaki gibi olmadı. Bu daha da fazlası. Yani şimdi onu gerçeğe çevirmek için tek yapman gereken şey... Biliyorsun işte. Onları öpmen gerekiyor. Her birini. Öpmelisin. Bu ne biçim öpmek böyle? Biraz hissetmen lazım. Tutkuyla. Biraz daha hissetmen gerek. Daha çok ateş ve istek. Parla parla küçük yıldız. Ben aya çıkmış ilk çocuk. Hayır ben. Ne olursa olsun ben ilk olacağım. Hayır. Ertesi gün, astronot eğitimi sürmektedir. Takım çalışması başarının anahtarıdır. Astronotta ben yoktur. Çok
savaştı. Ayda. Olabiliriz demezsek, sanır bütün dünya bizi. Müthiş bir hediye dostlara, gökyüzünden parlayan küçük bir yıldız. Müthiş bir hediye dostlara, gökyüzünden parlayan küçük bir yıldız. Mars'a gider. Beni itmeyi bırak. Ben ilkim, tamam mı? Konu kapandı. Oyun bitti.
Sonraki seviye. Hey, şimdi ben de oynamak istiyorum. Hey, bana versene. Ben de oynamak istiyorum. Beni duyuyor musun? Oyun oynamak istiyorum. Kazandınız. Dünya rekoru. Yüksek derecede oyun oynama bağımlılığı. İlaç etki etmez. Pekala, tamam. Tıbbi yardım pek de işimize yaramadı. O zaman onu arkadaşları yardım etmeli. Acil bir durum var. Kocaya yardım lazım. Kocanın yardıma ihtiyacı var. Koca ayı, koca ayı.
Neden böyle bağırıyorsun? Evet, sanırım bu sefer gerçekten oyun bitti. Zafer çığlığı. Yeter artık. Bunu sen istedin bayım. Benimle oynayacaksın. Tamam o zaman. Eğer oyunu, seti ve maçı kazanırsan benim oyuncağım olacaksın. Bu spor nasıl oynanıyor ve bunun adı nedir? Tenis mi? Tenis, zafer kazanmanın yolları. Şimdi çözdüm işte, gizli taktik. Kim daha fazla çığlık atarsa oyunu o kazanıyor. Ah!
Balık hikayesi. Şimdi ne giyiyorlar? Onları nerede giyiyorlar? Böyle mi giyiyorlar? Nasıl giyiyorlar? Onları neden giyiyorlar? Aa! Böyle şeyler bile mi giyiyorlar? Nasıl böyle şeyler giyebiliyorlar? Tam olarak ne giyiyorlar? Şunun gibi şeyler de giydikleri oluyor mu? Kocayı! Kocayı!
Şimdi onu kurtaracaklar. Aslında ben okumayı bilmiyorum. Bana öğretecek hiç kimsem yok. Alfabe. Bambaşka bir hikaye. Yıldızlar parlar gün gibi, kırgınlıklar eriyip gitti. Fırtına onları uçurdu uzağa, kötü hisler döndü huzura. Tüm sorunlar saplanır kara, dertlerin de önemsizleşir. Üzüntü dönüşsün hemen mutluluğa, kucak açalım yeni yıla. Evet, yaşasın, yaşasın! Şarkıları ne kadar hoş.
Arkada da çalan bir ezgi, yıldızlar parlar gün gibi, şöminede ısıt ellerimi. Ne? Bu kadar mı? Gülgün mutluna erip gitti, fırtına onları. Öyleyse çok daha iyi. Daha da hızlandırsam ne olur acaba? Bundan çok daha iyi olur. Koca ayı, merhaba. Dışarı gelsene. Seni yeni arkadaşınla tanıştırmak istiyorum. Koca ayı, arkadaşınla tanış. Kardan adam. Koca ayı neden kızdı biliyor musun? Çünkü yanlışlıkla müzik şeyini kırdım. Tabii ya, koca ayı neşelendirebilirim. Ama bunun için müziğimiz yok. Mutlu yıllar. Şimdi senin sıran. Thank you.
düzelim. Bence o kesin düzeltir. Şövalyesin. Herkesin içindeki en değerli hayvan.
yaşayan çocuklar. Rosie bir tanem, neredesin bakalım? Hadi gel de kahvaltını et. Neredeymiş o bakalım? Benim şirin küçük bebeğim. Thank you.
Benim küçük Rosie'nin başına bir şeyler gelmiş olmalı. Burada kalıp oynayın. Benim yapmam gereken birkaç işim var. O zaman araştırmaya başlayalım. 1, 2, 3 sayı.